Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel süveterimizi öreceğiz. Süveterimizi iki ayrı parça olarak ördük. Aynı sayıda başladık, aynı lastik sırası ve aynı model e, sıralamasını örerek devam ettim. Sadece fark olarak ön sırada yaka oyuntusunun daha derin olmasını istediğim için bir sıra daha omuz bölgesini erken ayırdım. Arkamızda ise bir sıra daha fazla ördük ki e, sadece iki sırada omuzumuz için yeterli olsun, ön kısımda oyuntumuz daha güzel olsun. Evet, şöyle arkayı da çeviriyorum. Bakınız arkada da aynı şekilde modelimizi uyguladık. Çok güzel bir model oldu. Şimdi ben modelimizin iç kısmını da göstermek istiyorum. İç kısmında şu şekilde bakınız. Daha top top durmakta. Mısır patlağı gibi durmakta bakınız modelimiz. Dilerseniz bu şekilde mısır patlağı olan bölümü de e, süveterimiz için kullanabilirsiniz İster arka taraf benim kullandığım ön yüzü e, siz arka yapabilirsiniz bu yönü ön yüz olarak kullanabilirsiniz her iki yönlü olarak da güzelce kenarda kişi şey yaparsanız her iki yönlü olarak da giyebilirsiniz bu alternatifi de hatırlattıktan sonra hemen süveterimizi çalışmaya başlayalım ama öncesinde sizlerden minik bir ricam olacak Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok memnun olurum. Evet son olarak ölçülerimize de bakalım ve hemen süveterimizin yapımına geçelim. Ezurumu aldım. Şöyle düzelttikten sonra süsletelim. En üst kısımdan en alt kısma kadar 31 santim uzunlukta. Yaka oyuntusuna bakalım. Yaka oyuntumuz şöyle lastiğin olduğu yerden sayarsam 7 santim, diğer yerden sayarsam 5 santim ve bir omuzdan diğer omuza olan genişliğimize bakalım. 32 santim bir omuzdan diğer omuza genişliği kol altı genişliğine baktığımızda ise 27 santim 27 santim süveterimizin genişliği daha büyük örmek isteyen arkadaşlarım lastiklerini daha fazla yaparlarsa ve boyda da biraz fazla uzunluk bırakırlarsa yine yaka için ön için 3 tane bakın 3 sıra arka için 2 sırayla tamamen aynı şekilde örüp halledebilirler Evet Açıklamalarımızı da yaptıktan sonra kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Sülüterimi örmek için etrofil baby can marka mor renkli ipimi kullanıyorum. Ve tığ numarası olarak 2.75 mm tığımı kullanıyorum. 2.5, 3, 3.5 numaralı tığları da tercih edebilirsiniz. Evet şimdi 58 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane düğümüm attım ve başlıyorum. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şöyle biraz da rahat çekiyorum Sıp sıkı çekmiyorum içine trabzan öreceğim 11, 12, 58 tane zincirimi çektim ee, üzerine trabzanlarımı öreceğim ben e, 1 yaşa kadar olan bebeklerimiz için örüyorum daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız 8'er zincir artırabilirler 2 yaş için öreceksek 8-10 zincir daha fazla çekip örebilirsiniz Zaten hiç farklı bir işlem yok. Geri kalan işlemler aynı şekilde devam edecek. Sadece zinciri biraz büyük başlamanız yeterli. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvası içerisine tığımın başını doluyorum. Gelerek batıyorum ve başlıyorum. 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki çekmiş olduğumuz zincirlerin içerisine birer birer trabzan örüyoruz ilave zincir örmedik bakınız sadece 58'i geriye döndük onun için daha 58'den az trabzanımız olacak tekrar hatırlatmak istiyorum büyük yaş grupları için örecek arkadaşlarımız 8 10 zincir fazla başlayıp şu kadar bir trabzan bile fazla örseler yeterli büyüklüğe ulaşacaktır Tabi her yaş grubu için birazcık daha büyütmek gerekmekte. Tabi burada sadece yaş grubu etken değil çocuklarımızın kilosu da etken. Malum çok farklı kilolarda olabiliyorlar. Daha küçük olup kilosu fazla olan çocuklarımızın olduğu gibi yaşından daha zayıf çocuklarımız da var. Onun için çocuğumuz belliyse öreceğimiz çocuk ona göre ayarlayalım. Evet şimdi ben zincirimin tamamını trabzan olarak örüyorum. Trabzanlarımın tamamını ördüm. Birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 tane trabzanımız oldu. Şimdi burada lastik örgüsü çalışacağız. Lastik örgüsü için ikinci sıramıza zincir çekerek geçiyoruz 1 2 3 3 tane zincirimi çektim bu kenardaki trabzanımla zincirim aynı birbirinin e, dengi yani birebir ördüm şimdi ikinci sıradaki trabzanımı tığımın başını doluyorum yandan giriyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanı bu kez ardından giriyorum 1 2 3 doluyorum. Sıradaki örmediğim trabzan tekrar yanından giriyorum. Bir yandan bir ardından şeklinde trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Ardından girip trabzanı itiyorum. 1 2 3 tekrar yandan girdim. Tamamın başını doluyorum. Bu kez ardından girdim. Trabzanımı itiyorum. içe doğru örüyorum ve sıramızı bir yandan bir ardından şeklinde yani şiş örgüsündeki ters ve düz örgüye karşılık gelecek şekilde örerek tamamlıyorum lastiğimizi ardından ve yanından girerek ördüm en son trabzanımızdayız bakın sondan bir öncesini ardından girdim en son trabzanım ise tığımın başında oluyorum şöyle tepeden giriyorum bakın ara boşluğa girdim ve örüyorum. Son trabzanın bu şekilde ördüm. Üçüncü sıraya başlıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Üç sıra yeterli olacak zaten lastik için. Zincirimi çektim. Şimdi bakın kabartılı olarak görüyorum. Yanındaki içte bir tanesi dışta bir tanesi içte. Böyle dışta olan trabzanlarımı tığımın başını doladıktan sonra yandan girişimi yapıyorum. Bir, iki, 3 defa da çekiyorum. İçte kalan trabzanım ise şu şekilde ardından geliyorum. Yine ters düz örgüsü şeklinde örmeye devam ediyorum. İçte çukur olanları ardından giriyoruz. Dışta kabartılı olanları bu şekilde yandan giriyoruz. İçtekileri dolayıp ardından şöyle girip bakın trabzanı bastırdım. Alta örüyorum. daha kalın örmek isterseniz lastiği bir sıra daha gördüğünüz şekliyle örebilirsiniz. Yani içtekileri ardından kabartıları yandan girerek bir ya da daha fazla sıra lastik örgümüzü büyütebilirsiniz. Üçüncü sıramızı da tamamladık bu şekilde. En son kenardaki trabzanımı da şöyle altından girerek örüyorum ve sıram tamamlandı. Daha devam etmek isteyen arkadaşlarımız kabartıları yandan diğerlerini içten örerek istedikleri kalınlığa ulaşana kadar örmeye devam etsinler. Şimdi ben modelimi kurmak için 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bakın. Dibine bir tane trabzan örüyorum. Kenarda iki tane trabzanımız oldu bir zincirimiz bir de trabzanımız. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. 1, 2, üçüncüye gelerek batıyorum. Ve buraya bir tane trabzanımı örüyorum. Ama iki defa çekiyorum. Üçüncüye çekmiyorum. Aynı şekilde aynı yere toplamda 4 olana kadar işlemlerimi tekrar ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. Birinci katını örüyorum. ikinci katını örüyorum tığımda tutuyorum bakın 3 tane ilmeğim oldu doluyorum üçüncü kez giriyorum birinci katını ördüm ikinci katını ördüm 1 2 3 4 tane ilmeğim oldu dördüncü ve son trabzanımı yine aynı yere girerek örüyorum iki katını aldım 5 tane ilmeğim oldu hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. 4 trabzanımızın 4'ünü ikisini önce örmüştük. 1 ilmek bekletmiştik. 4 trabzan olunca bütün ilmeklerimi çekip üzerine 3 tane zincir çektim. Ve aşağıdan sayıyorum. 1, 2. Iki. İkinciye gelip batıyorum. Burada bazen ikinciye batacağız. Bazen üçüncüye batacağız. Modelimizi ilk kurarken. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane sık iğneyi battıktan sonra yeniden buradaki grubumuz gibi dört tane trabzanımızın olduğu grubumuzu öreceğiz. Bu sıramız bu şekilde tamamlanacak. Bir dörtlü grubumuz, bir sık iğnemiz. Sıramın başını doluyorum. Bir, iki, üçüncüye gelip batıyorum. Bir, iki, iki defa çektim. Aynı yere toplamda dört trabzan olana kadar örüyorum. Bir doluyorum, bir örüyorum. 2 örüyorum. 3. örmeden tığımda bekletiyorum. Tekrar giriyorum. 1 örüyorum. 2 örüyorum. Tığımda bekletiyorum. Bakın 4 tane olunca hepsini aynı anda çekip kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, iki, ikinciye batalım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanın üzerine batıp Yeniden 4 tane trabzanımın ikisini örüp üçüncüsünü toplu örmek üzere hazırlıyorum. 4 oldu. Çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3 sayıyorum. 1, 2 Ve sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3'e batıyorum ve yine trabzanlarımı buradaki görüldüğü gibi örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlar yaparak ilerleyelim. Sıra sonuna kadar modelimizi kurarak geldim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bu dörtlü grubumuz oldu. Şöyle arka tarafı çevirip bakacak olursak daha top top belirli olmakta. Şöyle çevireyim. Sayı büyük başladıysanız daha fazla da olabilir. Küçük başladıysanız daha az olabilir. Hiçbir bir sayı olması önemli değil. Sadece yaka ayrımını yaparken eşit bir şekilde e, ayırmamız önemli olan. Tabii ki illa 10 olması şart değil. Büyük başladıysanız 15 olacaktır, 16 olacaktır, 13 olacaktır. O yüzden lütfen sayıya takılmayalım. Bakın benim ölçülerde başlayan arkadaşlarımın ise 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. Şimdi 10 oldu. 4 tane trabzanımı toplam çektikten sonra hepsini aynı şekilde 3 tane zincirimi ben yeniden çektim ve en sondaki trabzanımın bulunduğu yere geliyorum 2 tane trabzanımı örüyorum aynı yere 2 trabzanın başlangıçta 2 da bitişte ördük bakın iki tırabzanın arasına modellerimizi yerleştirdik. Hemen uzaklaşmadan bir hatırlatma yapmak istiyorum. İki tırabzanımı ördükten sonra 3 zincir çektim. 1 2 3. 4 tane tırabzanımı ördüm. İkisini bir çektim. Üçüncüyü hepsini aynı anda çektim. Sonrasında 1 2 atladım. Dilerseniz buradaki atlama işini 3'e de yapabilirsiniz. 2 ya da 3. 2'ye battım ya da aralıklarla modelinizin yerleşimine göre kimin de 2 kimin 3 olarak da buradaki arası sık iğnesinin yerini ayarlayabilirsiniz. Daha sonra sık iğnemden sonra 3 zincir çektim 2 atlayıp 3. yine trabzanım ördüm bu şekilde tamamladım. Birinci sıramız bitti şimdi modelimizi kurmada ikinci sıramızı çalışmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum. Bu sırada bu trabzanlar üzerine sık iğne çalışması yapacağız. Hemen birinci trabzanın üzerine çekmiş olduğum zinciri batarak bir tane sık iğne örüyorum. İkinci trabzanımın üzerine de batarak yine bir tane trabzan örüyorum. Ve buradan zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip 4 tane toparladığım yere gelerek tepesine batıp bir tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne olarak battığım aradaki yere tığımın başını doluyorum, tepesine batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. 3 defa da çektim. Yeniden 1 2 3 3 tane zincir. Dörtlünün üzerine bir tane sık iğne. Bu seri bu sıramız zincir ve sık iğnelerden oluşan sıramız olacak. Tekrar 1 2 3 tane zincir. Sık iğnenin üzerine trabzan. Trabzanların üzerine ise 3 zincirden sonra sık iğne çalışması yapacağız. 3 tane zincirimi çektim. Trabzan grubunun üzerine bir tane sık iğne. 1, 2, 3 zincirimi çektim. tığın başını dolayarak sık iğnemin üzerine bir tane trabzanım ördüm. Şöyle bakalım. Bakın bu çalışmamızı sıramız tamamlanana kadar yapıyoruz. Trabzanın bulunduğu yerlere Önce birincisine bir sık iğne örüyorum 3 zincirden sonra. Sonra ikincisine de sık iğnemi örüyorum. Tekrar bir zincirimi çekip örgümü çeviriyorum ve modelimiz için üçüncü sıramıza başlıyoruz. Bu sırayı da sık iğne olarak öreceğiz. Bakın bir zincir çekmiştim. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Hemen dibine batıyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Kapatıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine batıyorum kapatıyorum. Kenardaki iki trabzanımızın üzerine iki tane sık iğnemizi ördük. Şimdi aradaki zincirimiz vardı. Bakınız üçer zincir çekmiştik. Hemen ona bir sık iğne, iki sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine üçüncüyü batıyorum. Tekrar zincirin içerisine geliyorum. Bir sık iğne örüyorum. İki sık iğne örüyorum. Üçüncüyü trabzanın üzerine yapıyorum. Tekrar zincirime geliyorum. Bir sık iğne, İki sık iğne 3. sık iğnenin içerisine yani zincirlerimize ikişer sık iğne yapıyoruz ve gerek trabzanlarımıza gerekse ara sık iğnelerin üzerine de üçüncüyü örüyoruz zincirlere iki tane üçüncüyü batıyoruz bir iki tane üçüncü kez trabzana İki zincirin üzerine üçüncüyü batıyorum. Bir, iki ve üçüncü trabzanın üzeri. Evet. Şöyle görmenizi istiyorum. Zincir üzerlerine ikişer sık iğne, trabzanlara ve sık iğne üzerlerine ise birer sık iğne, toplamda üçer sık iğneyi her bölümümüz için örerek devam ediyoruz. Sona kadar örerek geldim. Sık iğnelerimizi en son bölümdeyiz. 1 2 çünkü bir tane de buraya batmıştık en son iki trabzanın üzerine yine bir ve iki tane sık iğnemi batıyorum bu sıramızı tamamen sık iğne olarak ördük şimdi bundan sonraki öreceğim sık iğne de hali hazırda bulunan yani bu örmüş olduğum sık iğnelerin hepsinin üzerine birer birer batıyoruz başlangıç için bir zincir çekiyorum çeviriyorum hemen dibine batıyorum ve üzerine aşağıdakilerin üzerine birer birer batarak sıramızı tamamlıyoruz ve modelimizin ilki bu şekilde kuruluyor. Bundan sonraki sıramızda aşağıda kurduğumuz şekliyle yeni modelimizi de kurarak ilerleyeceğiz. Modelimizin kurulumu bu sıramızda bitti. Sık iğne sık iğne olarak ilerliyorum. Şöyle de görmenizi istiyorum. Evet. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örerek geldim. Her iki yönden de görmeniz istiyorum. Bakınız çok güzel oldu. Şimdi modelimizi alt sırada kurduğumuz gibi kurmaya başlayacağız. Bitişteki en son sık iğne üzerine batmıştım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci sık iğnenin üzerine bakın dibine değil bu kez. Eğer buraya batarsanız artarsınız. Bunu bunun ıı, trabzan olarak kabul ediyoruz yor batıyoruz yanındakine ve iki tane kenar tırabzanımızı örüyoruz. Ve araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve aşağı tığımı başımı doluyorum aşağıdan sayıyorum. birinci sık iğne, 2., 3.'cüye batıyorum. Ve tırabzanlarımı aynı yere batarak örüyorum. 2 3 ve 4. Dördünü aynı anda çekiyorum ve 1 2 3. Ve aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. Aşağıda ilk kurulum olduğu için biraz bol durması için ikinciye batmıştık. Burada hep üçlere batacağız. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Trabzanların aynı nokta içerisine örüyorum. 3 ve dördüncüyü de örüyorum. Çekiyorum. 1, 2, 3 zincir ve aşağıdan 1 2 3. sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. trabzan örüyorum ve bu şekilde bir sıra trabzan yani bir 3. trabzan, bir 3. sık iğne, trabzan, sık iğne şeklinde örüyorum ve bütün zincirlerimi 3 olarak çekiyorum. Trabzanlarımızı ve sık iğnelerimizi örerek sıramın sonuna kadar geldim. En son trabzan grubumu ördükten sonra 3 tane zincirimi çektim. Kenar için 2 tane trabzanımı örüyorum. En sondan 2'yi örüyoruz. 1 ve 2. Bir tane zincirimi çekiyorum. 2 trabzanla tamamladıktan sonra şöyle bakalım. 2 trabzanla başlamıştık bir e, trabzan grubumuz, bir sık iğnemiz, bir trabzan grubumuz, bir sık iğnemiz. Arada da üçer zincirlerle sona kadar geldim. En son iki trabzanı ördükten sonra bir zincirimi çektim. Tekrar sık iğne sırasına başlıyoruz. Trabzanın üzerine bir tane, ikinci trabzana da bir tane. Sonrasında bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Dörtlü grubumun üzerine bir tane sık iğne. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemin üzerine bir trabzan. 1-2-3 tane zincir, trabzan grubuna bir sık iğne. Tıpkı aşağıda çalıştığımız gibi arada 3'er zincir, sık iğnenin üzerine trabzan, buradaki trabzan grubumuza ise sık iğne batarak sıramızı tamamlıyoruz. Trabzanımı örüyorum, 1-2-3 tane zincir çekiyorum ve sık iğne batıyorum. Sıramızın sonuna kadar ikinci kez modelimizi kurduk. Zincirlerimiz ve trabzanımız sık iğnemizi ördük. Sıramızın sonundayız. 3 zincirimi çektim. Kenardaki iki trabzanımın üzerine yine sık iğnelerimi örüyorum. Birinci sık iğnem ve ikinci sık iğnemi örüyorum. Hemen üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Ve arkasını çeviriyorum. Zincir çektiğim yerin hemen dibine bir tane daha sık iğne batıyorum. Diğerine de sık iğne ve batıyorum şimdi bu zincirlerimizin içerisine iki tane sık iğne batmış olduğumuz yerlere bir tane sık iğne yani her gruba üç tane batmış olacağız iki zincirlere bir trabzana iki Zincire bir sık iğne iki Zincire bir e, trabzana şeklinde sık iğnelerimizi örüyoruz bir iki tane Zincire bir tane sık iğne, bir iki Zincire bir sık iğneye bakın ikinci kez modelimizi korup sonra yaklaştık. Sık iğnelere gelince tamamlanmış oluyor. Bir tane sık iğne, iki tane zincir içerisi, bir tane trabzan üzeri. Sona kadar sık iğnelerimi örerek geldim. En son iki tane trabzan üzerinde bulunan sık iğnelerimin üzerine de yine örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, örgümü çeviriyorum ve son sık iğne sırasını örmeye başlıyorum. Batıyorum hemen dibine, yanındakine. Birebir bütün sık iğnelerimi örüyorum ve İkinci kez modelimi kurdum, bundan sonra da bu sıra tamamlandıktan sonra yine aynı şekilde modelimizi kuracağız. Eğer herhangi bir karışıklık olursa videomuzu başa sararak işlemimizi şuradan kaldığınız yerden başlatıp devam edebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem bu sıramızı tamamlamak, sonrasında yeniden şuradaki görmüş olduğumuz trabzanlarımız ve sık iğnelimizin yani araya battığımız sırayı örmek yani modelimizi yeniden kurmak olacak. Bakın her iki yönü de çalışabileceğimizi görmektesiniz. Hangisi çok hoşunuza giderse hangi yönü orayı ön olarak ayarlarız. Evet şimdilik örmeye devam edelim. Yeterli ölçüye ulaşınca yakamızın oyuntusunu kesmek için yeniden birlikte olalım. Evet süveterimizi ben örmeye devam ettim ve 1 topları sayıyorum bakınız. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane top ördüm. Sonra omuzumuz için 3 sıra daha ördüm üzerine. 9. 10. 11. yani 1 2 3 sırada önümüz olduğu için sıramızı örerek ayırdım. Bu arayı yaka boşluğu olarak ayırdım. Diğer taraftan da aynı şekilde üç tane topun olduğu bölümü modelimizi kurarak öreceğiz. 2 sıra sık iğnemizi ördüm. Modelimi şöyle arkasını çeviriyorum ve kenardan örmeye başlıyorum. 1 2 3 tane topun olduğu yere geliyorum ve şuradaki bakınız boşluğun üzerine batıyorum. Eğer buradan devam edecek olsaydı bu şekilde gelecektik. Arada ise 1 2 3 dört tane boğaz boşluğu kalmakta. Şöyle görelim bakınız. Topumuzdan sonra bir tane sık iğne batıyoruz. Hemen örmeye başlıyorum. Buradaki trabzanımızın olduğu yere geliyorum. Buradaki sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kenar olduğu için 4 tane çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. 1. 2. 3.ye gelip 3, 4 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum. 4 trabzanımı kapatıyorum 1 2 3 zincirimi çekip yeniden sayıyorum 1 2 3. sık iğne olarak batıyorum ve tekrar devam ediyorum şimdi buradan 1 2 3. trabzan grubumu örüyorum 1 2 3 4 ikinci bölüme böyle arkadan başlamayı Unutmayın tabi ön olarak kullanacaksanız da fark etmez hangi bölümünü hangi tarafı kullanmak isterseniz. Yani düzelimiz buradan gelme üzerine olacak. 3 tane zincir 1 2 3 atıyorum Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Modelimi kurarak tamam Sıramın başına kadar geldim. 3 tane topumu, 2 trabzanımı ördüm. Bundan sonra iki trabzanımın hemen birincisine batıyorum ikincisine batıyorum yani bu zamana kadar çalıştığım şekliyle çalışıyorum yine 3 zincirimi çekip topun üzerine sık iğne 3 zinciri çekip sık iğnenin üzerine trabzan şekliyle örüyorum ve sıramı ilerletiyorum sık iğnemi batıyorum trabzanım için yine 3 tane zincir çekiyorum ve hemen geliyorum batıyorum 1 2 3 bakın sık iğnenin üstüne trabzan topun üzerine bir tane sık iğne örüyorum ve buradan 1 2 3 tane zincir çekip kenar noktaya gelerek batıyorum ve çeviriyorum şurada da bakın aynı işlemlerimi yapmıştım şöyle görelim kenarı çeviriyorum hemen dibine batıyorum sık iğnemi ve bir iki tane sık iğnemi örüp üçüncüye batıyorum. Araya iki tane sık iğne ve batıyorum trabzan üzerine. Bir, iki sık iğne, sık iğnenin üzerine üçüncüyü batıyorum ve bu şekilde toplam üç sıra örelim tamamlayalım. Ben sıramın başına kadar geldim. Üç tane topumu, iki trabzanımı ördüm. Bundan sonra İki trabzanımın hemen birincisine batıyorum. ikincisine batıyorum. Yani bu zamana kadar çalıştığım şekliyle çalışıyorum. Yine 3 zincirimi çekip topun üzerine sık iğne. 3 zinciri çekip sık iğnenin üzerine trabzan şekliyle örüyorum. Ve sıramı ilerletiyorum. Sık iğnemi batıyorum. Trabzanım için yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen geliyorum. Batıyorum. 1 2 3 bakın sık iğnenin üstüne trabzan topun üzerine bir tane sık iğne örüyorum ve buradan 1 2 3 tane zincir çekip kenar noktaya gelerek batıyorum ve çeviriyorum şurada da bakın aynı işlemlerimi yapmıştım şöyle görelim kenarı çeviriyorum hemen dibine batıyorum sık iğnemi ve bir iki tane sık iğnemi örüp üçüncüye batıyorum Araya iki tane sık iğne ve batıyorum trabzan üzerine. Bir, iki sık iğne, sık iğnenin üzerine üçüncüyü batıyorum ve bu şekilde toplam üç sıra örelim tamamlayalım. Ben arkamızı da ördüm. Arkası ise süveterimin arka kısmını ben örerek tamamladım aynı sayıda ve aynı e, sırada başladım burada. Yani buradaki trabzan sayımız aynı ve buradaki eee şöyle gördüğünüz toplarımız, kabartılarımız da aynı. birinci ikinci 3. dördüncü 5. altı 7. 8. 9 sıra ördüm. Omuz kısmına ise arka olduğu için iki sıra bıraktım. Eee önümüzü ise bakınız bir sıra eksik ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ördüm. 9 10 11'de 3 sırada yani ön oyuntusu olarak şöyle bıraktım. Boğazımız rahatsız olmasın diye. Burada önümüzü tamamlayacağız. Arkada ise işlem sıramız aynı. Sadece bir sıra daha fazla örüp omuz yüksekliği olarak iki sıra örmemiz gerekmekte. Her ikisini de bakınız. iki sıra. Aradaki sayımız da aynı. 1, 2, 3, 4. Kenarlarda 3'er 3'er toplamda 10 tane toptan oluşmaktaydı. Şimdi Omzumuzun bir tanesini 3 sıra olarak ördüm. Diğerini de sizlerle birlikte başladım. Şimdi burayı da 3 sıra olarak tamamlıyorum. Diğer omuzumu da 3 sıra örerek tamamladım. Ve 2 sıra trabzanını ördüm. Ve son bir tane zincirimi çekiyorum. Omuzu dikmeye yetecek kadar ipimi bırakarak şöyle kesiyorum. Burada omuzumuzu dikiş olarak kullanacağız. Evet, bu ön parçamızı bitirdik. Arka parçamızda biraz önce göstermiştik. Arka parçamız bir sıra daha gövde olarak bütün ördük. İki sıra omuzlarımızda, önümüz ise üç sıra. Üç sıra bakınız omuzlarımız. Şöyle yan yana bıraktığımız zaman şöyle göreceksiniz bakınız. Burada düz olarak ördüğüm sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sıra önümüzü eksik örüyoruz. Onun karşılığında omuz oyuntusu olarak yani yaka oyuntusu için omuzumuza veriyoruz bu yüksekliği. Arkamızı ise iki sıra bırakıyoruz. Şimdi Burada hangi yönü düz olarak kullanmak isterseniz o yönü düz olarak e, öne gelecek şekilde dikeceğiz. terimizi yanlardan dikelim daha sonrasında kolumuzu ve yaka çevirisini çalışmaya başlayalım. Modelimiz o kadar güzel bir model ki hem kabartılı bölümü çok güzel durmakta hem de diğer bölümü çok şık durmakta. E, ben kabartılı yönünü değil e, bu yönünü düz olarak kullanmak istiyorum sizler. Bu yönü de kullanabilirsiniz ya da çok dikişi belirsiz yapıp her iki yönüyle de kullanabilirsiniz ya da e, kenarları dikmeden e, zincirlerle ya da daha farklı olarak bağcıklar yaparak burayı kordonlar yaparak çalışıp e, dikmeden her iki yönü de kullanımı hazır hale getirebilirsiniz. Evet şimdi burayı ön yüz olmasını istediğim için şu şekilde ayarlamamı yapıyorum. Burası arka olacak benim için. Kabartılar arkaya gelecek. Kabartı arkada durmasını istediğim için dikişimi bu yönden yapıyorum. Hem omuzlarımızı hem de yanlarımızı e, dikelim. İğnemi taktım. Ve alttaki bölümden dikmeye başlıyorum. Lastiklerimin en uç kısmından başladım. Omuz oyuntusuna kadar yani omuzumda oyuntu bırakmak istediğim yere kadar kere geliyorum. Süveterimizin hem yanlarını hem de omuzlarını diktim. Şimdi yakasını ve kollarını çalışmaya başlayacağız. Ne kadar diktiğimizi şöyle göstermek istiyorum. Bakınız ben bir buradaki top, top top, olan yerlerden sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altıyı diktim. Bakın düz yerde bıraktım. Şimdi önce yakamızı güzelce bir toparlayalım. bir tane zincirimi çektim şöyle tam omzun bulunduğu yerden geliyorum Burası arka boşluğu bakınız şuraya batıyorum 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum hemen yanına ipimi de gizleyerek bir trabzan örüyorum tığın başını doluyorum sık iğnemin içerisine bir trabzan ve diğer sık iğneme bir trabzan Trabzanımın bulunduğu noktaya bir tane trabzan. Bu sırada ilmeklerimizi toparlıyoruz. Sık iğnelerimizin bulunduğu yerlere örüyorum. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Burada sadece şu dönüş yerinde bir tane atladım bakınız şurada. Sonrasında birer birer örüyorum. arada bir tane atlıyorum Bakın bir tane atladım bu göz kararı atlıyoruz mesela kaç tane ördüm ona bakalım dört tane örmüşüm bakın bir atlamıştım dört ördüm bir tane daha atladım burası arkadan o ördüğüm bölümümüz hepsini örersek e, yığılma yapacaktır arada 4-5 trabzanda bu düz yerde atlama yapıyoruz yine bakın 5 tane ördüm bir atladım bakın bir atladım diğerine batıyorum Ve devam edip ilerliyorum. Burası süveterimin arka ense tarafı. 4 ördüm, bir tane atladım. Bakın bir tane atladım. Merak etmeyin, böyle boş olmayacak. Çünkü e, ikinci sırayı örerken bir ters bir düz örgü yapacağımız için şurada atlamıyorum. Çünkü bakın şu dönüşümüze yakın olduğu için birer birer örüyorum hepsinde birer birer ördüm. Bakın şöyle şuradan başlamıştım. Örüyorum. Yukarıya çıkıyorum. Bir tane trabzan içi. Yine bir tane trabzanımız. Sık iğnelerimi her birine birer birer. Yine trabzanıma bir. Ve bu şekilde toparlayalım. Arkadan örmeye başlamıştım. Bakınız şuradan. Birer birer trabzanlarımı aldım. Şu düz olan kısımda 4 e, trabzanda bir atladım ve de arada 5 trabzanda bir atladım. Yandan bir trabzana tekrar trabzana birer sık iğneyi örerek geldim. Şimdi e, yakamızın ön kısmındayız. Arka kısımda yaptığımız gibi bu kısmı da örerek devam edeceğiz. Birer birer bakınız örerek geldim. Şimdi buradaki dönüşümüzdeki düz trabzanların olduğu yerde 4-5 trabzanda bir atlayalım. Çünkü bu ön sık iğne olduğu için hepsi dümdüz çok fazla olacak. Bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. 2 4 tane ördüm. Bunda 5 örmüştüm. Bir atladım. Diğerine batıyorum. 5-6 örmüştüm onda. Yukarıdan da indiğimiz için. 4 tane de burada ördüm 4 trabzanımı ördükten sonra bakınız bir tane yine atlayıp diğer sık iğneye batıyorum yani en azından birer ilmek az olmuş oluyor şimdi başlangıç yerimize kadar gelelim başlangıç yerimize kadar gelelim dedim ama ben yine yakamın ön kısmını şu şekilde düz ördüm yukarıya meyleden taraftayım şu anda bakınız yukarıya meyleden yani dönen taraftayım burada da yine Trabzanlarımıza birer hiç aynı yere iki defa batmıyoruz. Bakınız trabzanıma bir sık iğneme bir iki tane sık iğnemiz vardı. Bakın önce bir tanesine daha sonra diğer sık iğneme trabzanıma bir diğer trabzanıma bir bu şekilde sık iğnem iki taneydi bakınız birini ördüm diğerini de örüyorum ilmeklerimizi bu şekilde toparlıyoruz. Bakın başladım. Omuz kısmına geldim. Batıyorum 2 Omuz kısmımızın bakın burayı iki örmüştüm. Önü, arkayı bir tane sıra ördüm. Ona dikkat edelim. Ben söylemeyi zannedersem unuttum. Çok kalın olmasın düz diye bir tane ördüm ve başlangıç noktasına gelerek bağladım burayı bu şekilde kilitledim Evet ilk sıradaki ilmeğimizi bu şekilde toparladık şöyle görelim şimdi ikinci sıramızda bir ters bir düz lastik örgüsü örelim bulunduğum yerden 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum zincirimi çektikten sonra ilk trabzanımı yandan girerek örüyorum 1 2 3 ikinci trabzanımı ardından girerek örüyorum yandan giriyorum şiş örgüsündeki ters düz örgü gibi bir yandan girip yani ana gövdeden giriyoruz trabzanımızı bu şekilde örüyoruz ardından bakın şöyle tam şuradaki dönüş yerindeyiz burada bir tanesini atlıyorum. Bakın şu dönüşün olduğu yer. Tam merkeze battığım yer atlıyorum. Ve birisini yandan girmiştim. Bunu atlıyorum. Diğerinin ardından giriyorum. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmaz. Tam şöyle köşenin dönüş yerinde bir tane trabzanımızı atlayalım ki daha güzel dönsün. Yandan ardından diğer dönüşe kadar bir yandan bir ardından örelim. Tam arkanın dönüş yerini bulunduğu noktadayız. Yine bir tane atlıyorum diğerine batıyorum. Burası arka olduğu için çok yuvarlamamıza gerek yok. Önde ise daha fazla e, atlama yapabiliriz. Bir tane atlayıp bir örüp tekrar bir atlayıp bir örebiliriz. Öndekinde o güzel yuvarlığı sağlamak için. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Öndeki şu kısma kadar birer birer örerek ilerleyelim. Bir yandan alıyorum. Bir ardından tam dönüş yerine kadar bu şekilde ilerleyelim. Tam dönüş yerinin olduğu yere geldim. Bakınız şöyle göstermek istiyorum. Tam şurası bakınız. Hemen ilk yukarıya doğru çıktığımız yer. Buraya atlıyorum. Yanını örüyorum. Buraya atlıyorum. Yanını örüyorum. Bu şekilde burayı güzel yuvarlak yapıyoruz. Bakın bir tane atlıyorum. Diğerini örüyorum. Bunu atladım. Hiç merak etmeyin. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Tığımın başında oluyorum. Bunu atlıyorum diğerini örüyorum yeterli bu kadar dönüşümüz için sonrasında devam edelim diğer dönüş yerine kadar yani şuradaki bölümümüze kadar bu arayı bir ters bir düz yani bir yandan bir arkadan alalım şu kısma geldiğimizde buradaki işlemimizi burada da yapalım yakamızın dönüş yerine yaklaştık bakınız tam şurası dönüşümüzü yaptığımız yer bir tane atlayıp yanına batıyorum şu kısım bakınız trabzan bunu atlıyorum diğerine batıyorum. Tığımın başında ördüm. Bunu atlıyorum. Diğerine batıyorum. Gerekirse bir tane daha yapabilirsiniz. Bakın şu arkadan alıyorum. Bunu atlıyorum. Diğerine batıyorum ve yeterli oluyor. Şöyle bakabilirsiniz. Gözünüze nasıl hoş görünecekse. Eğer çok dönmesini istiyorsanız bir atlayıp bir örebilirsiniz. Başlangıç 20 az kaldı oraya kadar birer birer örüyorum. Sadece dönüş yani yukarıya omuzumuza çıkan yerlerde bu işlemimizi yaptık. Diğer yerlerde yapmadık. Çünkü arada zaten trabzanlarımızı çıkarırken eksilme işlemini gitmiştik. 4 tane de bir artmıştık. eksilmiştik. Atlayarak örmüştük. Evet sona geldim. Başlıyorum. Bakınız ilk zincir çekerek ördüğüm yere geldim. Birleştiriyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum ve tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batı çekiyorum ve diğer trabzanımı dibine bir batı çıkıyorum, doluyorum. Her bir trabzanıma bir tane batarak tek çekiyorum. Her trabzanıma bakın. Her trabzanıma birer birer batarak sıkı bir şekilde çekiyorum. E pot olacak gibi olursa bir tane atlayıp diğerine de geçebilirsiniz potluğu engellemek adına. Örgümüzde bu gibi durumlarda müdahale edebiliriz. Potluğa izin vermeyelim. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Toparlıyoruz iyice. Ve bu son sıramız. Evet son sıramızda tamamlayalım. Başladığımız noktaya kadar geldim. Başladığım noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıp bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve şöyle yakamızın nasıl toparlandığına bir bakıyoruz. Bakın gayet güzel oldu. Şöyle daha düzelecek. Evet. Çok güzel bir yaka çalışması oldu. Şimdi kolumun bir tanesini örmüştüm. Diğerini de sizlerle birlikte örelim. Dikişimin bulunduğu yere tığıma bir tane düğüm atarak geldim. Hemen yanından şöyle giriyorum. İpimi de kenara aldım. Bir iki zincirimi çekiyorum ve ilmeğimi çıkarmaya başlıyorum. Tıpkı yakadaki gibi sık iğnelerimize birer birer trabzanlarımıza birer batıyoruz ve ilerliyoruz. Bir tane trabzanıma bir tane diğer trabzanım sık iğnelerimiz sık sık olduğu için trabzanlara da bir yeterli oluyor. Sık iğneme bir diğer sık iğneme bir trabzanıma bir diğer trabzana bir birer birer yeni trabzanlar çıkarıyoruz. Evet, bütün boyu bu şekilde örüyoruz. Başlangıç yerimize geliyoruz. Koltuk altından ilmeklerimizi çıkartmaya başlamıştık. Bütün kenarını dolanarak bütün ilmeklerimizi çıkardık ve başlangıç noktasındayız. Hemen en son şuraya da bir tane örüyorum ve geçişimi yapıyorum ve bir iki üç tane zincirimi çekip bir yandan bir arkadan girerek trabzanlarımı örerek lastiğimi oluşturuyorum. Tıpkı boyunda yaptığımız gibi bir yandan bir arkadan çalışalım. Bir ters bir düz örerek ikinci sıramızda lastik örgümüzü oluşturduk ve en son noktaya geldim. Başladığım yere başladığım yerde geçişimi yaparak ipimi keseceğim. En son trabzanım oldum bakın ördüm zincirimin bulunduğu yere geldim. İpimi şu şekilde alıyorum ilmeğimi yarımladım hemen onu düzeltiyorum bakın zincirin bulunduğu noktaya geçiyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum bu noktadan ipimi kestim ve süveterimi tamamladım kesmiş olduğumuz iplerimizi iç kısımlara gizliyoruz mutlaka temizliğini yapıyoruz geriden tığımızı batırıyoruz ve içeriye doğru götürüyoruz bayağı geriden geriden batalım ve kalan ipi öylece bırakmayalım onu da orada keserek temizleyelim Evet süveterimiz çok güzel bir şekilde tamamlandı şöyle önden gördümü, bakınız önden 3 sıra bırakmıştık oyuntusu güzel olsun diye arkadan 2 sıra bırakmıştık böyle arkadaki lastiğimizi de önden görmekteyiz bu oyuntu da çok güzel oldu Evet, çalışmamızı bu şekilde tamamladım. Çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.